Saat 9 Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Doğan TV Ankara temsilcisi, CNN Türk kanalda Ankara temsilcisi Hakan Çelik'le birlikteyiz. Gelişmeler var, haberlerimiz var, detaylar var. Hepsini Parametre'de toparlayıp, yorumlarıyla sizlere aktarıp güne bir anlamda birlikte başlayacağız. Nedir elimizdeki başlıklar, neler var? Amerika'ya sert mesajlar gitti. Başbakan Amerika aklını başına toplamalı dedi. Başbakan Binali Yıldırım artık Amerika aklını başına toplayıp bir karar versin derken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ilişkilerimiz çok kritik bir noktada. Bunu ya düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak, başka seçeneği yok açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Tillerson'un kritik ziyareti öncesi Ankara'dan Washington'a Suriye politikası ile ilgili çok sert açıklamalar görüyoruz. Başbakan Yıldırım kirli pazarlık içinde olmayız. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar ortağımız diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi gerek mesajını yineledi. Çavuşoğlu Türkiye'nin durduğu noktayı net tarif etti. YPG'yi Membiç'e kim getirdi? Amerikalı askerler getirdi. Bu kadar silahı kim verdi? Amerika verdi. YPG'yi sürdürmek için çocukların bile inanmayacağı bahaneler uyduruyorlar. Artık bunlara kimse inanmıyor. Vaat değil, adım istiyoruz. Tillerson'la bunları konuşacağız dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kritik ziyareti öncesi. Amerika Vietnam'ın 5 katını yaparız diyor Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Amerika ile yaşanan gerilime değindi Bahçeli. Amerika Vietnam'da yaşadıklarını unutmaz. 20 milyonluk ülke 200 milyonluk ülkeye kök söktürdü. Türkiye bunun 5 katını yapar dedi. Afrin yüzüğü konuşuldu Devlet Bahçeli'nin. Afrin için özel taktığını söylediği yeni yüzüğünün üstünde Türk bayrağı, bir tarafında Selçuklu, bir tarafında Yeniçeri bulunan bir yüzük var. Arkadaşlarım da yakınen o yüzüğü sizlere gösteriyor. Afrin Harekatı ve Afrin Harekatı'nın devam edeceği ne simgeliyor o yüzük. Amerika'dan PYD'de PKK'ya 550 milyon dolar az önce aktardım ya, dün de konuşmuştuk, Pentagon'un açıklamasında da var. Amerika bütçesi netleşiyor. Savunmaya ayrılan paydan PYD, YPG, PKK'ya ayrılan payında 550 milyon dolar olduğu belirtiliyor. Bunun 300 milyon doları eğitim ve donanıma, sınır güvenlik ve gücüne de 250 milyon doları ayrılması planlanıyor. Pentagon'un açıklamasında ve bütçede bu net olarak gözüküyor Amerika'da. Canikli Mattis görüşmesi, Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı Mattis'le görüşecek. Yarın 19'da Brüksel'de bu görüşme gerçekleşecek. Bir yandan ABD Dışişleri Bakanı beklenirken bir yandan ABD Savunma Bakanı ile Nurettin Canikli'nin görüşmesi yarın 19'da. Zeytin Dalı Harekatı'nın 25. günündeyiz. 24 gün geride kaldı ve harekat devam ediyor. Dün arkadaşlarımızın yaptığı canlı yayında bombardımanı an be an canlı canlı da ekranlarınıza getirdik. Harekatı sınır altında takip eden CNN Türk ekibi askeri hareketliliği görüntüledi. Topçu atışlarıyla Şeyh Horoz Tepesi'nin yamaçları vuruldu. O vurulma anı bizim yayınlarımıza da an be an yansıdı. Bu arada sınıra dev sevkiyat da devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araç ve tank Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı. Görüntüler ve fotoğraflarda bugünün birinci sayfalarına, ilk haberlerine yansıdı. Yoğun bir, rekor bir sevkiyattan bahsediyoruz. Yine bugün gazetelerin manşetinde sivil tuzak var. Teröristler sivil kılığına girip dolaşıyor. Dolayısıyla sivil hassasiyet de olduğu için sivilleri de canlı kalkan olarak kullanıyorlar, kadınları ve çocukları. Dolayısıyla Afrin Harekatı'nın zorluğu ve teröristlerin hain planları, işte çocukları ve sivilleri kalkan olarak kullanması bugün Vatan'ın da manşetine yansımış. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Orgeneral Akar Hatay'daydı. Birlikleri de netledi. Şehitlerin kanı yerde kalmayacak mesajını bir kez daha yineledi. İsrail-Suriye gerginliği devam ediyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin dediğimizde milletimiz hazır esnafı ziyaretinde yaptığı açıklamalar var. Vicdanları sızlatan haciz, biraz önce aktardım, birazdan konuşuruz. Hatay eğitime bu bölgelerde birkaç hafta gecikmeli başlandı. Reyhanlı'da 31 Ocak'ta roketli saldırıda hayatını kaybeden Fatma Avlar'ın okul sırası da boştu. Orada fotoğrafı vardı. Arkadaşlarının bıraktığı çiçekler vardı ve çocukların gözyaşları vardı. Roket saldırısında şehit olmuştu Fatma Avlar. İlk ders dilinde o yoktu. Fotoğrafı ve çiçekleri vardı.
Irkçı Alman vekilin boykot çağrısı ve gelen tepkiyi Almanya'da konuşmuştuk. CHP MYK açıklandı. Trump'ın geline mektup zarfı içinde toz verilmiş, hastanelik olmuş. Bu da yapılır mı diye tartışma Amerika'da devam ediyor. Bütçeyi kısıyor Trump, uzay üssünü özelleştirecekmiş. Oradan uzay üssüne bütçeden pay vermeyecekmiş. Trump ne yapıyor derseniz, hani biz Amerika'yı konuşuyoruz ya, böyle yapıyor, bunlarla uğraşıyor. Günaydın. Günaydın Ebru. Gündeme bir haber de ben vereyim. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli hekimlerden Doktor Agop Katogyan hayata veda etti. Halk arasında kolsuz Agop olarak da bilinirdi. Evet. Çok kıymetli, yani gerçekten Türkiye'de yetişen, çok üzüldüm, cildiye mütehassısıdır, dermatologdur. Dermatologdu, hayata veda etti. Ben yakınlarına başsağlığı dilerim. Türkiye'de bugüne kadar binlerce kişinin doktoru oldu. Evet, benim de olmuştum. Küçük yaşta çocuklarla da özellikle böyle bir, yani bir hekim olarak bir özel bir şeyi vardır. Sempatik bir ilişkisi olmuştur. Güzel bir şekilde hatırladım. Senin de çocukken doktor. Milyonlarca insanın herhalde Türkiye'de kapısını çalmayan insan. Çillerim sayesinde yok olmuştu. Çok gerçekten zor operasyonları yapmakla tanınan ve dünyada da literatürde benim bildiğim kadarıyla cildiye alanında çok önemli çalışmaları olan çok, bir isimdi. Çok değerli. O bakımdan başsağlığı diliyorum gerçekten ben de ailesine ve yakınlarına. Nur içinde yatsın. Evet. Gündemde yine Amerika'ya mesajlar var. Dışişleri Bakanı Tillerson ziyareti öncesinde artık Amerika bir karar versin mesajı geliyor. Evet Ebru, bu farklı kanallardan gönderildi. Şimdi hem Başbakan'ın tepkisi oldu, Başbakan Binali Yıldırım'ın, hem Dışişleri Bakanı'nın, hem de Devlet Bahçeli'nin. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli çok daha sert bir yanıt verdi ve dedi ki, yakın tarihten örneklerle Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'ı unutmasın. Vietnam'da yaşadığı sorunların çok daha ötesine Türkiye, eğer yani böyle bir şeyi tabii ki kimsenin arzu ettiğini ben sanmıyorum nihayetinde, ama eğer Türkiye bu beka mücadelesinde yapması gereken daha ileri adımlar varsa hedefinde kim olursa olsun bunu çok net bir şekilde ortaya koyar dedi ve Vietnam örneğini verdi. Şimdi ilk defa Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri tarihinde Türkiye'deki siyasi parti genel başkanlarının, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın ve bakanların bu kadar çok sert mesajlar verdiğini görüyoruz. Bu da Türkiye-ABD ilişkilerinde bizim günlerdir ifade ettiğimiz bir kırılma aşamasına gelindiğini gösteriyor. Dolayısıyla iki tarafın özellikle bu hafta yapmakta olduğu görüşmelerin ne şekilde sonuçlanacağı Ebru çok belirleyici olacak. Biliyorsun HR Master, McMaster daha doğru bir ifadeyle, General McMaster İbrahim Kalın'la görüştü. Bu ilk temastı. Türkiye'de, İstanbul'da oldu. Şimdi yarın önemli bir görüşme daha olacak. Bu da Nurettin Canikli ile, yani Savunma Bakanı ile Amerikalı Savunma Bakanı James Mattis arasında Brüksel'de gerçekleşecek. Rex Tillerson ise Türkiye'de Mevlüt Çavuşoğlu ile ve eğer programları müsaitse Başbakanla ve belki Cumhurbaşkanı ile tarafından kabul edilecek. Şimdi bütün bu görüşmelerin sonucunda eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin beklediği noktada bir geri adım atmazsa, YPG'yi, PKK'nın uzantılarını silahlandırmaya devam ederse ve Türkiye'ye tehdit oluşturacak bu adımların arkasında durursa, o zaman Türkiye'nin bir geri adım atması beklenemez. Yani Türkiye bu operasyonlarını, bugün Afrin'e doğru devam etmekte olan Zeytin Dalı'nı ve belki yarın Münbiç'e, yani Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonlarını başlatacak ve netice alıncaya kadar devam edecek. Bence dünün manşeti şuydu Ebru. 500 milyon dolardan fazla bir kaynağı, 550 milyon dolar. Biz dün hani konuşmuştuk ya, Serdar Turgut'un yazısında vardı. Bugün resmen ilan edilmiş oldu. Şimdi Pentagon tarafı. Bir gözümüze canlandıralım. Ebru sen de İşte ekonomiyi bu kadar yakından takip ediyoruz değil mi? Parametre programında hep rakamları, doları, 550 milyon doları bir canlandıralım gözümüzde, ne kadar önemli bir kaynak olduğunu. Amerika Birleşik Devletleri bu kadar büyük bir kaynağı terör unsurlarına aktarıyor. Yani bu kadar büyük bir parayla, bu kadar büyük bir kaynakla siz burada bir, gerçekten bir devletin bir nüvesini, bir çekirdeğini oluşturabilirsiniz. Şimdi hep deniyor ya, biz burada bir devlet kurma, buraları parçalama gibi bir niyetimiz yok, biz de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Böyle diyorlar değil mi? O zaman bu parayla ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu kadar büyük bir parayla düzenli ordu kurup
bir müstakil bir devletin temellerini inşa etmek mümkün. Nitekim şu anda yapılan bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin burnunun dibinde. Türkiye'nin bütün itirazlarına rağmen. Büyük destek değil mi? Türkiye'nin ve İran'ın tabii ki büyük itirazlarına rağmen bu İran'ın da baskılamaya yönelik bir alan açma projesidir. Suriye'nin nüfuz, Rusya'nın nüfuz alanını daraltmaya yönelik bir hamledir. Bütün bunları yapmaya devam ediyor. Ve bunu yapan da Türkiye'nin uzun yıllar boyunca bütün zor zamanlarında gerek NATO müttefikliği çerçevesinde gerekse ikili anlaşmalar çerçevesinde yanında durduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri bunu Türkiye'ye yapıyor. Buradaki doğrudan güvenlik tehlikesi ne Rusya'ya yönelik bu kadar büyük bir güvenlik tehlikesi oluşturuyor bu yapı ne de İran'a yönelik. Çünkü İran'la da bir sınırı yok nihayetinde baktığınız zaman. Suriye çerçevesinde düşünecek olursak İran'ın Suriye'de bir sınırı yok. Irak'tan sonra başlıyor. Bu doğrudan Türkiye'ye yönelik bir tehdit oluşturuyor. Yani Amerika'nın anlamak, kabul etmek veya pek konuşmak istemediği bir mesele bu ama 911 kilometre sınırı var Türkiye'nin. İşte bizim arkadaşımız Serhat. Avrupa'da aslında Amerika'nın birçok politikasına ve kararına karşı çıkıyor. Dolayısıyla daha da gerginlik yerine bir formül bulunamıyor mu hiç? Yani bu temaslar belki bir işe yarar mı? Yani savunma 716 milyar dolarlık bir harcama, savunma harcaması öngörüyor bütçesinde. Evet. Bu 4.4 trilyon dolarlık devasa bir harcama talebi zaten. 550 milyon doları PYD'ye, PG'ye, eğitimine, donanımına, teknik desteğine. Evet. Yani bunları açık açık raporlarla da niye bunu yaptığını anlatıyor zaten. Suriye neden Pentagon bütçe gereği kongreye sunduğu Suriye raporunda verdiği desteği de ayrıntılı anlatıyor. Şimdi, tamam ama yanlış politikalar Avrupa'da bu kararlara bazen tepkili, birçoğuna tepkili ama hiç mi bunun yolu yok? Şimdi Ebru, Avrupa önemli bir güç ama bu gücün nereden kaynaklandığına bir bakalım. Avrupa çok önemli bir yumuşak güç. Ne demek istiyorum? Yani önemli bir ekonomik güç, önemli bir çekim noktası, belli oranda önemli bir refah bölgesi, işte sosyo-kültürel alanda gerçekten çok etkili olan bir dizi ülke var, markalar var vesaire. Ama siyasi askeri anlamda Avrupa'nın, Avrupa Birliği'nin dünyanın birçok noktasında etkisinin olmadığını görüyoruz. Ya da olması gerektiği gibi bir etkisi yok. O nedenle zaten Avrupa'daki bazı ülkeler bizim bir ordumuz olması lazım. Biz işte güçlü bir siyasi varlık ortaya koyalım gibi şeyler söylüyor. Mesela Almanya Avrupa'nın ekonomik lokomotifi durumunda fakat dünyadaki siyasi etkisi daha sınırlı. Ekonomik gücüyle mukayese edecek olursak. Evet. Dolayısıyla Avrupa'dan bizim şu anda bekleyebileceğimiz şey yani Amerika'yı dengeleyecek bir tutum ben ortaya koyabileceğini sanmıyorum. Anladım. Avrupa'nın. Avrupa'da Türkiye'yi anlayan bazı ülkeler var, destek olanlar var. Mesela İngiltere, Türkiye'ye en yakın olan Avrupa ülkesi diyebilirim. Yani bu PKK ile ve YPG konusuyla mücadelede Türkiye'nin tezlerine daha yakın. Ama daha uzak ülkeler de var. İşte bu ayrı bir tartışma konusu. Şimdi bakın, Trump dün dedi ki önceki gün, biz dedi Orta Doğu'ya 7 trilyon dolar gömdük, harcadık dedi. 7 trilyon dolar demek... Yani bir canlandıralım ne kadar yani iki tane Almanya falan gibi aşağı yukarı. Aynen birkaç ülkenin bir arada. Yani İngiltere, Fransa. Birkaç ülke kadar. Tabii İngiltere, Fransa, Almanya'yı toplasak evet. Aşağı yukarı bu kadar yapıyor yani. Değil mi? Gayri safi milli hasılaları. Kabaca söylüyorum. Yani iki Avrupa ülkesi oluyor. İki Avrupa ülkesi yapıyor rahatlıkla. 7 trilyon doları buraya gömdü Amerika Birleşik Devletleri. Ne oldu Orta Doğu'da? Bir barış ve bir istikrar görüyor musun sen Orta Doğu'da? Yani daha iyi bir Orta Doğu var mı? Bence yok. Bir felaket var. Orta Doğu bugün dünyanın en felaket coğrafyası durumunda. Bundan daha kötüsü olamazdı. Bütün ülkeler birbiriyle savaş halinde. Bütün ülkeler parçalanma riskiyle karşı karşıya. Buna en zengin ve en müreffeh olarak görülen Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri dahil Mısır'ın hali ortada. Kuzey Afrika ülkelerinin durumu ortada. Her yerde savaş var. Yemen'de savaş var. Vesayet savaşları devam ediyor. Irak paramparça. Suriye mahvolmuş vaziyette. Peki ne yaptınız bu 7 trilyon dolarla? Hiçbir şey. Sadece silah alındı, silah satıldı ve bu ülkelerdeki çatışan taraflar desteklendi. Dolayısıyla maalesef Amerika Birleşik Devletleri bu çağda oyun kurmaya çalışırken refah getirmiyor, barış getirmiyor, istikrar getirmiyor. Bak Kuzey Kore, Güney Kore'ye git. Geçen aylarda savaşacaktı Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Neredeyse füze gönderiyordu. İşte bu Rocketman falan diyordu değil mi? Kuzey Kore liderine. Kendi hallerine bıraksalar...
Kuzey Kore ile Güney Kore'de bence pekala bir barış formülü bulabilir. Bak, yan yana bir fotoğraf gelebilir en azından. İşte pompon kızlar falan filan gittiler biliyorsun. Şimdi bir o şeyler var ya, sportif aktiviteler, olimpiyatlara katılıyorlar. Yani bir yumuşak kanal bulabilirler kendi aralarında. İşte onu söylemeye çalışıyorum ben. Bakın ben dünyadan birçok örnek vereyim. Bir Kıbrıs meselesi çözülemedi. Çünkü dışarıdan sürekli bir müdahale. Orta Doğu'da İsrail-Filistin sorunu neden çözülemiyor? Yani çözülemeyecek bir şey değil ki bu bence. Pekala çözülebilir. Bu coğrafyanın insanları kendi kaderlerini belirleme hakkını ellerine aldıkları anda, dışarıdan gelen müdahaleleri ellerinin tersiyle itmeyi başardıkları anda bunu yapacaklar. Bu coğrafyada biz Türkler, Kürtler bir arada yaşıyoruz. Ve yüzyıllardır da barış içinde kardeşçe yaşıyoruz. Ve ben gelecekte de böyle yaşamaya devam edeceğimize inanıyorum. Türklerin ve Kürtlerin. Ama bakın gelin görün ki burada ona 550 milyon dolar, ona silah, buna füze, git Türkiye'yi vur. Ondan sonra bak güvenlik kuşağı ilan ediyorum burada. Ya sen güvenlik kuşağını niye ilan ediyorsun? Kime karşı bir sınır gücü kuruyorsun burada? Türkiye gibi bir NATO ülkesine karşı bir sınır gücü kurmak karikatür gibi bir şey değil mi? Yani ironik bir şey yapıyorsun. İsrail'e demir kubbeyi yerleştiriyormuş. İsrail'e demir kubbe yerleştiriyorsun. İran'la İsrail'i sürekli bir savaş halinde tutuyorsun. Bu İsrail gerilim artıyor. Bu İsrail vatandaşlarının çıkarına olan bir şey mi? Yani bu kadar harcama, işte 24 ay askerlik yapıyorlar, daha da uzun, 36 ay falan galiba. Yani tam hatırlamıyorum ama uzun bir askerlik süresi var. Kadınlar askere gidiyor. Her an böyle bir militer bir hava var. Herkes gergin İsrail'de. Böyle yüzler asık falan. İşte İran'la savaşacak mıyız? Herkes bizi vurmak istiyor gibi bir ruh hali var. Ben bütün bu saydığım sorunların çok önemli oranda maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumundan kaynaklandığını düşünüyorum. Hakan Çavuşoğlu Başbakan Yardımcısı dün bu 550 milyon dolarlık PYD PKK harcamasına ilişkileri koparacak seviyeye getirecek bir yaklaşım olur. Doğru dedi. Bir açıklama, doğru bir tepki. Yani dün de Çavuşoğlu ya kopar ya devam eder, düzelir bu ilişkiler. Evet, ilk defa tabii bu kadar net bir şekilde evet, söyleniyor. Yani Amerika ile ilişkilerin kopması konusu genellikle konuşulur, kulislerde dile getirilir, yazılır, çizilir ama siyasetçiler hatta gazetecilere aman yani böyle ihtimaller var ama hani bunu çok dile getirmek istemiyoruz. Bir diplomasiye de şans vermek lazım, marş tanımak lazım derler ama bu defa bakanlar ve siyasetçiler çok, bu konuyu çok net şekilde dile getiriyorlar. Yani Sayın Bahçeli'nin açıklaması da aynı şekilde. Vietnam'ın 5 katını yaparız Amerika'ya. Bu sahadaki gerçeği de gösteriyor. Yani ben Türkiye'nin bunu arzu ettiği için bunların dile getirildiğini düşünmüyorum. Ama gelinen noktada eğer Amerikalı bir albay veya bir general tam teçhizatlı şekilde Türkiye sınırına gelip Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar yapmaya başlamışsa bir NATO müttefiki, NATO'nun en büyük ordusu ve NATO'nun en büyük ikinci ordusundan bahsediyoruz. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bu iki ülkenin burada karşı karşıya gelmesinin Amerika'nın çıkarlarına nasıl hizmet edeceğini benim anlamam mümkün değil. Bu tabii ki Türkiye bakımından da çok sorunlu ve sıkıntılı bir durum. Bunu Türkiye'nin de hiç arzu etmediğini biliyorum. En son ben Putin, bir vatandaşı Trump, olarak Trump konuştu. Hatta Filistin konusu da gündeme geldi. Belki bu Rusya nasıl izliyor bu gelişmeleri? Rusya tabii ki bayram ederek izliyor. Nasıl izleyecek? Çok bayılıyor Rusya bütün bu gelişmelere. Çünkü Ebru, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya bu bölgede işte tekrar yani o Sovyetik bir güce erişebilmek için, nüfuz alanlarını yayabilmek için kimi ülkeleri işgal ederek, işte Kırım'ı ilhak ederek, Ukrayna'yı bölerek Suriye'deki nüfuz alanlarını genişletti. Bir sürü üssü oldu. Başka ülkeleri daha çok etki alanına kattı. Kafkaslar'da Gürcistan'da ne yaptığını hatırlıyorsun. Ermenistan tamamen Rusya'ya bağlı bir ülke. Hal böyle olunca Türkiye gibi kritik bir NATO üyesinin ve Batı İttifakı'nın önemli bir parçasının, ben öyle görüyorum hala her şeye rağmen, çekilmesi, koparılması Batı İttifakı'ndan Rusya'nın bulamayacağı şahane bir fırsat. Yani Rusya, bakın, ek bir hizmet bekleme diyorsun yani. Türkiye, Ebru, kabul edelim ki turizmde çok önemli oranda Rusya'ya bağlı, öyle değil mi? Evet. Yani Rusya'dan 4 milyon turist gelmese Türkiye'ye veya daha fazla, 4 milyon aşkın, evet, bizim ekonomimiz ciddi oranda etkileniyor. Bunu kabul edelim. Turizm etkileniyor. Çünkü biz turizm arzı yapan ve buna yani otellerini doldurması gereken, sahillerini doldurması gereken bir ülkeyiz. Sen cümleni bitir, ben bir reklama gideyim. Onu, çünkü canlı yayınlarımız var. Önce vereceğiz. Onu reklamı söyleyeyim. Yani Türkiye Rusya'ya turizmde bağlı, enerjide bağlı, doğalgazda.
Ve şimdi nükleer santralı da Rusya yapıyor. Dolayısıyla bir büyük bağımlılık ilişkisi devam ekonomide, siyasi ve askeri anlamda da Türkiye'nin batı ekseninden uzaklaşması Rusya bakımından şahane bir durumdur. Dolayısıyla Afrin operasyonunu Rusya'nın en azından böyle gözlemli olması, karşı çıkmaması, belli alanlarda Türkiye'ye saha açması ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmesi için de can atması böyle bir durumla alakalı. Bunu herhalde Amerika'da da aklı başında birkaç kişi kaldıysa Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'nda bunu okuyor olmaları lazım. Bu Batı'nın uzun vadeli çıkarları bakımından vahim bir durum yaratıyor. Bugün Posta Gazetesi'nde sonra vaktimiz olacak mı? Evet evet bayağı tamam. Vaktimiz olacak. ABD'nin 7 cepheli hesap hatası diye bir şey yazdım. Ondan bahsedeceğim reklamdan sonra. Tamam. Reklamdan sonra hemen kapatmayacağız. Uzun bir program, yarı program daha var. Kısa bir aradan sonra geleceğiz. Parametreye devam ediyoruz. Neyi konuştuk? Amerika'ya Başbakan'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen sert mesajları, Amerika'nın PYD'ye 550 milyon dolarlık desteğinin artık Pentagon tarafından da bütçeden ayrılacak olmasını, PYD PKK'ya verilen destek, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu bu ilişkileri kopartır mesajını veriyor, böyle bir destek. Dolayısıyla bu noktada Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Amerika'nın PYD'ye PKK'ya desteği ve Türkiye ilişkileri verilen mesajlar. Bu noktada bir özetledik. Sen yorumladın. Canikli, Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı ile Mattis görüşecek ve Tillerson görüşmeleri, temasları bekleniyor. Evet. Ebru, ben eğer Türkiye'nin müzakere heyetindeki bir kişi olsaydım, bir yetkili olsaydım, yani şu anda bu müzakerelerin içinde, Amerikalı muhataplarıma derdim ki, bugün ne diyeceğimi yazdım Posta Gazetesi'nde. Ne derdin? 7 cepheli Amerikan hesap hatası dedim. Şimdi hayat sadece Türkiye-Suriye sınırından ibaret değil, değil mi? Yani hayat sadece bu YPG'ye kurdurulmaya çalışılan terör devleti veya terör koridoruyla ibaret değil. Türkiye ne demek Türkiye? Türkiye'nin sınırlarına bir bakın bakalım beyefendiler. Haritayı bir açın elinize derdim. Türkiye demek boğazlar demektir. Türkiye demek Karadeniz demektir. Türkiye demek Akdeniz demektir. Türkiye demek Ege demektir ve Kıbrıs demektir. Türkiye demek Balkanlar ve Kafkaslar demektir. Siz bütün bu bölgelerde güven ve istikrar unsuru olan bir ülkeyi istikrarsızlaştırmak istediğinizin farkında mısınız? Bunu yapmaya devam ederseniz bu bütün cephelerde Türkiye ile işbirliği imkanını kaybedersiniz. Buna hazır mısınız ve bunlar emin misiniz diye bir kere sorardım onlara. Amerika bakımından bu stratejik hatırlatmayı yapmak gerekir. Yani Amerika'nın Türkiye'ye başka alanlarda ve cephelerde çok ihtiyacı var. Türkiye burada çok ciddi bir yumuşak güç. Türkiye aynı zamanda bir hard power'dır. Yani hem soft power hem hard power'dır. Balkanlarda istikrarı ne şekilde sağladınız? Türkiye'nin etkisi olmasaydı veya Türkiye oyun kurucu değil oyun bozucu bir etki yaratsaydı Balkanlarda bugün hala çatışma devam ediyor olurdu. Bakın Kafkaslar'da Minsk grubu diye bir tiyatro kurdular. Ermenistan ve Azerbaycan arasında 1000 yıldır bir barış sağlanamadı. Hala bir savaş çatışma ortamı var ve Azerbaycan rayonları, bölgeleri Ermenistan işgali altında. Dağlık Karabağ'ın durumu çözülemiyor. Türkiye aktif ve kalıcı bir barış sağlanması için en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri. Amerikan gemileri boğazlardan geçip Karadeniz'e gidip Rusya ile karşı karşıya gelme noktasına kaldı. Suriye'de öyle şeyler yaşandı ki artık orası bir terör yuvası haline geldi. Tek bir terör unsuru ya da tek bir terörle mücadele süreci ve bölgeyi kurtarmayacak. Tabii. Topyekun bir terörle mücadele ve öyle bir plan gerekiyor. Tabii ki. Amerika'nın bunu da anlaması bunu gerekiyor. Artık lazım. Çok geç öyle hani. Şimdi, tek bir terör örgütü yok yani, orada. Tabii ki. Yani yarın Ege'de ve Akdeniz'de istikrarsızlık patlak verdiği zaman kimle işbirliği yapacaksınız? Türkiye'nin güvenini ve desteğini kaybettiğiniz zaman dünyanın bu bölgesinde huzur ve barış yaratamazsınız. Eğer böyle bir derdiniz varsa tabii ki. Bunu anlayabilir mi bu temaslarda anlatın? Ben hala yani aklı başında kafası çalışan insanlar olduğunu umut ediyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri güçlü ve önemli bir ülke, bir süper devlet her türlü eleştiriye rağmen maalesef Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Beyaz Saray, Trump yönetimi
Türkiye konularını öfkeli generallere bıraktı. Yani ön yargılı ve öfkeli generaller Türkiye'den Mart tezkeresinin hesabını görmek isteyen, bunun intikamını almak isteyenler ve daha başka Türkiye ile ilgili hesabı olanlar, bu bölgedeki başka ülkelerin etkisi altındaki generaller ve lobiler, askerler tamamen ele aldığı zaman bu iş böyle olur. Ama Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'yi tanıyan, önemini kavrayan diplomatlar var. Amerikan yönetiminde böyle insanlar var. Ben Trump gerçekten inisiyatifi alabilseydi Türkiye ile ilişkiler bu kadar kötü olmayabilirdi diye düşünüyorum. Ama gerek Trump'ın kendi ajandasının meşguliyeti, gerekse konulara yeterince vakıf olamaması ve de kendi içindeki sorunlar, Amerika'daki sorunlar Türkiye dosyasına Trump'ın hakimiyetini engelliyor. Çünkü ben Erdoğan'la Trump görüşmelerini Amerika'da ve işte daha başka görüşmeleri de oldu biliyorsunuz zirvelerde. Bunları takip eden bir gazeteci olarak oradaki hava çok başkaydı. Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanı'na verdiği sözler ve taahhütleri. Bunlar arasında da görüş ayrılıkları ve farklı şeyler olunca temaslar daha da zor. Amerika'da Türkiye konusunda derin görüş ayrılıkları var. Daha da kötüleşmesini isteyenler var. Yani Türkiye'yi NATO'dan atalım falan diyenler var Amerika'da, kongrede, senatoda. İşte böyle bir Amerika. Böyle bir Amerika'da Amerika'yı, Türkiye'yi NATO'dan attığınız zaman ne olacak? Yani Amerika daha mı güvenli olacak? Son karar Trump'ın olacak her noktada herhalde. Aslında öyle de değil biliyor musun Ebru? Son kararı Trump vermiyor. Son kararı maalesef o sahadaki albaylar, generaller, işte onların Pentagon'daki tokalaşanlar. Yani eğer böyle olsaydı, son kararı Trump veriyor olsaydı, kafasındaki kaskıyla, kamerasıyla Türkiye'ye oradaki bir asker tehdit sallayabilir miydi? Sen ne oluyorsun lan? Otur yerine derlerdi adama. Sen git kendi işine bak. Senin politik demeç veriyor adam. Yani bir asker kafasında kaskıyla, kamerasıyla, elinde tabletiyle Türkiye'yi tehdit ediyor. Arkasına da teröristleri almış. Dalga geçer gibi konuşuyor. Ve Türkiye'yi tehdit ediyor adam. Siyasi demeç veriyor. Sen kim oluyorsun ya? Yani Amerika'da gerçekten ülkeye hakim olan bir yönetim olsaydı, konu başlıklarını düzenleyebilen, böyle bir şey yapamazdı generaller, askerler. Tamamen Pentagon'la ve CENTCOM'la karşı karşıya. Üstelik 15 Temmuz darbe kalkışmasında bu CENTCOM'un ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın ortaya koyduğu durum son derece kuşkulu, son derece rahatsız edici. Eğer öyle olmasaydı FETÖ'nün ne işi var orada? Orada hala tutmaya devam ediyorsun. Türkiye demiş ki Nisan'da defalarca da dava açtı 11 Nisan. Bir sürü 11 Nisan Hakan Atilla davasında ceza açıklanacak. Davası, evet. Bir sürü dosya göndermiş, klasör göndermiş. FETÖ var. Bir bak bakalım, yani onların arasında de ki bana bu kadar çok klasör gönderme. Bana 3 sayfalık bir özet gönder. Onu da gönderirler. Adalet Bakanlığı, Bekir Bozdağ defalarca Amerika'ya gitti. Cumhurbaşkanı anlattı. Derler ki ya evet, benim müttefikim böyle bir sorun yaşadı ve burada bazı somut deliller var. Bu kadar da insan öldü. Biz bu işi en azından bir ele alalım bakalım, bir adım atalım. Bir adım atılmadı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tek bir adım atılmadı. Şimdi böyle olunca ilerlemekte ben bu ilişkini neresinden tutabileceğimi şey yapıyorum, yani zorlanıyorum. Tutamazsan ne olacak? Tutamazsam şu olacak. O senin anlattığın işte riskler ortaya çıkacak. Tutamazsam şu olacak. Bu benim anlattığım riskler ortaya çıkacak. Bundan Türkiye de zarar görecek. Bunu kabul etmek lazım. Bundan Türkiye zarar görür elbette. Görüyoruz ama zaten. Bundan zaten daha kötü ne olacak? Evet. Yani Türkiye kendi bekası. Bir sıralama yapmak gerekirse öncelikle can güvenliğini korumak istersin. Ebru, hayatta kalmak istersin. Hayatta kalmak bir reflekstir canlılar bakımından. Evet. Ülkeler için de öyledir. Kendi topraklarını korumak, Türkiye bir hamle yapıyor, beka mücadelesi yapıyor. Öteki meseleler önemli tabii. Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin başka bazı konuları çok mühim ama onlar maalesef ister istemez bu konunun arkasında kalıyor. Biraz gerisinde. Yani tabii ki bu münakaşanın ve çatışmanın Türk ekonomisi bakımından bazı olumsuz etkileri ve sonuçları olacaktır. Böyle devam ederse olabilir ama bir Türkiye'nin başka bir şansı yok. Yani kendi güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin her bedeli ödemek durumunda olduğunu düşünüyorum. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Ne yapacaksınız? Hani kurun orada devletinizi, terör devletinizi, kuşağınızı. Ne yaparsanız yapın. Ben bir şey yapmıyorum derseniz eğer, Trabzon'a kadar uzanan bir coğrafyada Türkiye'nin içine giren bir terör dalgasıyla mücadele etmek zorunda kalacak Türkiye. Bir 25 yıl, bir 30 yıl daha Türkiye maalesef
terörle mücadele edecek ve belki Türkiye'yi kan gölüne çevirecek çatışmalar meydana gelecek. Terör saldırıları meydana gelecek. Amerikan Savunma Bakanı Türkiye'de ayaklanma var dedi ya. Böyle bir ifade kullanılır mı? Ayaklanma dedi yani. Türkiye'nin terörle mücadelesini bu konsepte, bu zihniyetle yaklaşması Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyu ya gerçekten anlamadıklarını ya da başka bir eksende oturtarak değerlendirmek istediklerini ortaya koyuyor. Başka türlü izah edemiyorum. Mevlüt Çavuşoğlu dün önemli bir şey söyledi. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri teröre desteğini haklılaştırmak için bir takım cepler var dedi. DAEŞ'in cepleri. Oralara müdahale etmiyor. Yani aslında normalde dümdüz etmesi lazım. Nerede oldukları belli. Orada duruyorlar. Oradan yani. Saldırı geliyor. Onlara dokunmuyor ki DAEŞ'a YPG'ye verdiği desteği haklılaştırabilmek için dünya göstermek. Ve bir uyarıda bulunuyorum. Yakın zaman içinde DAEŞ terör örgütü etiketiyle dünyanın herhangi bir yerinde bir büyük terör saldırısı meydana gelebilir. Borsada bir gong töreni var. Niçin var? Medical Park Relief Hospital'ın da bünyesinde bulundular. MLP Sağlık Hizmetleri halka arzı tamamlandı ve bugün borsada hisseler işlem görmeye başlıyor. 1 milyar 384 milyon dolar milyon liralık bir halka arz büyüklüğüydü. Şirketin piyasa değeri de bu halka arzda 3 milyar 827 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 5 ve gong çalıyor. 3 2 go. Evet, dediğim gibi Medical Park Relief Hospital bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri halka arz süreci tamamlandı. Hisseler bugün borsada işlem görmeye başlıyor. MLP Sağlık Hizmetleri için borsada gong da çaldı. Biz de bu görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Halka arzda ek satışlarla beraber gelen taleple halka arz oranı %36,15'e ulaştı. 1 milyar 384 milyon lira seviyesinde bir halka arz gerçekleşti. Piyasa değeri de şirketin 3 milyar 827 milyon lira. Bakıldığında 5351 yatırımcıdan talep toplandığı görüldü. Yabancı talebi oldukça yoğun olarak aktarıldı. Dolayısıyla o yüzden halka arz oranı işte planlananın üzerinde gerçekleşti. %83,5 yurt dışı kurumsal, %8,2 yurt dışı kurumsal ve bireysel yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz süreci tamamlandı ve bugün hisseler borsaya geldi. Kimler vardı gong töreninde? Sinan bize aktarsın, ardından toparlayalım. Biz henüz bitmedi. Şimdi konuşmalara geçeceğiz. Konuşmalarını yapmak üzere Borsa İstanbul AŞ Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Himmet Karadağ kürsüye davet ediyorum. Sanırım Sinan beni duymuyor. Duyuyor mu? Evet, Borsa İstanbul'daydık. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ da şu anda kürsüde. Arka arkaya yaşanan halka arzlar gördük borsada. Üstelik dünya borsalarında yaşadığı ciddi sıkıntılar varken yoğun taleplerle karşılaşıldı bu halka arzlarda. İşte Enerji Sa'da hemen arkasından Medical Park ve Relief Hospital bünyesinde barındıran MLP sağlık hizmetlerinde. Dolayısıyla gelen taleple halka arz oranları da %31,44 planlanmıştı ama %36'nın üzerine çıkan bir oran gerçekleşti. %83,5 yabancı yatırımcılara. Evet. Bakıldığında biraz önce söylediğim gibi %30'u yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere 5351 yatırımcıdan talep toplandığı da görüldü ve bugün borsada işleme başlıyor MLP Sağlık Hizmetleri. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı. Bu törenden sonra benim... Ebru, yanı başımızdaki ve coğrafyamızdaki bütün jeopolitik risklere rağmen Türk ekonomisini ayakta tutmak ve dinamizmini kaybettirmemek için bir dizi girişim var, bir dizi gayret var. Onlar da yani işte Başbakan'ın daha önce biliyorsun açıkladığı bir Doğu ve Güneydoğu illerine yatırım planı programı vardı. Fikri Işık Başbakan Yardımcısı o bölgelerdeki teşvikler devam ediyor. Büyük teşvikler var.
Evet. Umarım esnafı da yani canlandırabilecek. İş dünyasının manevrası var, yatırım hamlesi, ama tabii küçük, girişimcilik ruhu doğru. ve küçük ve orta ölçekli müesseselerin ayakta kalması için yani restoran işletmecilerinin, efendim işte Laleli'deki derici esnafın veya daha başka alanlardaki insanların da bize aktardığı konular var, sorular var. Bunları daha çok konuşabilsek keşke ama işte sıcak gündem sebebiyle konuşamıyoruz. Ben de bir haber vereyim mi? Motorine ve benzine indirim. Geldi mi? Ben yarın bekliyordum 14 Şubat. Ben sana şimdi ben vereyim istersen onu. Söyleyeyim mi? 14 Şubat ne kadar diye oldu? Söylemiştim. 17 kuruş motorin ve 11 kuruş benzine diye onu hemen bilgisini vereyim sana. 5 lira 53 kuruştan bu gece yarısı herhalde benzin alacaksınız. Motorine de 17 kuruş indirim geldi. Evet. Arka arkaya geçen hafta da benzine indirim vardı. Petrol fiyatları 62 dolara inince, 62 dolara doğru gerileyince 5 lira 64 kuruştu benzin. 5 lira 53 kuruşa bu gece yarısından itibaren almış olacaksınız. Ebru, ben Hakan önce... güzel haber verdi. Hakan 10 dakikamız var, hızlı hızlı bir turlayalım mı? Tabii. Yapalım. Ebru, yapalım. Az önce önemli bir şey söylüyordum. Dünyada bir süredir çok şükür DAEŞ kaynaklı bir büyük terör eylemi olmadı değil mi? Bir süre biliyorsun dalga dalga bütün dünyada, Avrupa'da, Türkiye'de terör eylemleri vardı. Ben yakında bir terör eylemi olabilir diye kaygı duyuyorum dünyanın herhangi bir yerinde. DAEŞ imzalı, taşeronlu bir terör eylemi kaygım var. Çünkü Suriye'deki bu gelişmeler ve Türkiye'nin operasyonunu durdurmak ve bloke etmek için, bakın işte Türkiye buraya girdikten sonra DAEŞ tekrar canlandı gibi bir şeyle SDG dedikleri YPG'ye alan açmak için ve haklılık kazandırmak için bu terör hareketlerine yapılanmasına Türkiye sınırında. Çünkü terör eylemlerinin ve terör örgütlerinin nasıl şekillendiğini ve nasıl kurulduğunu artık iyi biliyoruz. Bu konuda bir tereddütümüz kalmadı. Taliban'ın, El-Kaide'nin ve de DAEŞ'in nasıl kurulduğuna ve nasıl ayakta kalabildiğine dair benim bir tereddütüm kalmadı artık. Benim zihnim net, onu söyleyeyim. Evet. Sınıra dev sevkiyat görüntüleri var. Bu Afrin harekatının hızla devam edeceğinin bir işareti. Evet, bizim arkadaşımız Serhat Dal orada, Ankara büromuzdan. Daha önce de Kenan Şener oradaydı. Yakından takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle yeni bir takım unsurlar, tanklar ve askeri birlikler o noktaya doğru kaydırılıyor. Bu da Türkiye'nin bu operasyonu kararlılıkla devam ettirme iradesini gösteren bir askeri hareket. Herhalde Devlet Bahçeli'nin yüzüğüydü o kararlılığı ve desteği gösteriyor. Afrin yüzüğüydü. Bugün evet gazetelerde var. Evet. Sayın Devlet Bahçeli'nin. Bizde de görüntüleri var. Evet. Bu dönemde de bu yüzükle. Tabii bu yüzük değil ama. Dolayısıyla harekatın devam edeceğini. Doğru. Gazetelerde var özellikle fotoğraflar. Yetişti. Evet, bu fotoğrafta. Ay yıldız var. Evet. Bu arada hem Kilis'in karşı bölgesinde hem de Reyhanlı, Hatay'da, güneyde iki sıcak nokta var. Bizim muhabirlerimiz o noktalarda bulunuyorlar ve bulunmaya da devam edecekler. İzleyiciler CNN Türk ekranlarından lütfen takip etsinler. İki noktada da ciddi hareketlilik var ve Afrin'i kuşatma noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oldukça ilerlediğini söyleyebilirim Ebru. Evet. Evet. İçeriye doğru. Evet, yani içeride Afrin'i yuvarlak bir alan olarak değerlendirelim. Onun çevresini kuşatan ve tabii burada sivillerin hayatını kaybetmemesi için özel bir çaba var. Bir hamle bu. Evet. Sivillerin arasına girmiş, onları kalkan olarak kullanan sivil kıyafeti teröristler de var tabii. Bugün Vatan'ın manşeti, dün de konuştuğumuz konuydu. Zaten 19 askerimizin şehit olmasında böyle bir hain plan sivillerin arasından gelip el bombası atmışlardı. Dolayısıyla bir de o tarafı var. Buraya girmeyen ülke kalmadı bu arada. Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir hamle geldi. Çin de artık bu bölgede bir hamle yaparak yani çok ben de masada olacağım diyerek. Çünkü görünen o ki yakında bir siyasi çözüm masasının kurulacağını anladı bütün ülkeler ve burada sahada ne kadar etkili olursak o masada da o oranda etkili oluruz diye. Bu Fransa'nın da üst üste hamle yapmasını ben biraz böyle değerlendiriyorum. Evet. Putin Çin'in gelmesinden de hoşnuttur herhalde. İşte bütün bu ülkelerin kendi aralarında anlaştıkları ve anlaşamadıkları şeyler var. Orta Doğu coğrafyasında bir kalıcı Çin'de bir yani. Kalıcı bir ittifak yok. Konu başlığı düzeyinde ittifaklar var ama her ülke her konuda da anlaşıyor diyemeyiz. Yani mesela işte Esad bir kapı açıyor, PKK-YPG'ye yol veriyor oradan. Afrin'e. Öteki taraftan onları durdurmaya çalışıyor. Bir taraftan Türkiye'nin etkinlik... İsrail'e füze atıyor.
Bir taraftan Türkiye'nin etkinlik kazanması istenmiyor. İran tarafından ve bölgedeki bazı ülkeler tarafından, ama diğer yönden de Amerika'nın nüfuz alanını daraltacağı için Türkiye destekleniyor İran ve Rusya tarafından. O nedenle çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Esad'la görüşme olasılığına da kapıyı kapattı Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla. Şimdilik öyle görünüyor. Yani en azından devletten devlete bir şey görünmüyor, ama bu demek değildir ki sahada acil ve gerekli haller oluşmuşsa, bir takım irtibat kurabilecek insanlar, irtibat kurma ihtiyacı duyarlarsa bunu yapıyor olabilirler. Bu devletten, yani Ankara-Şam arasında telefon açıp konuşma beklenmiyor şu an, kısa bir süre içinde en azından gördüğümüz kadarıyla. Vicdanları sızlatan Haciz haberini görmüşsünüzdür herhalde. Afrin Harekatı'nın, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidiydi Astsubay Musa Özalkan. 2009'da bir trafik kazasından dolayı 109 bin lira borcu varmış. 21 taksidini ödemiş. Fakat hani şehit olunca avukat yememiş, içmemiş, alacaklısı da yememiş, içmemiş. Şehit ikramiyesi ve aracına haciz koydurmuş. Adalet Bakanlığı icrayı başlatan avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat vekalet ücretini 18 bin liraya Mehmetçik Vakfı'na bağışladı, ama vakıf aynen iade etti. Yani hiç mi vicdan kalmadı, hiç mi insanlık kalmadı? En insaf diyorum, yani ben böyle bir şeyi haberi görünce hakikaten pes. Çok üzüldüm. Hürriyet'te var bu haber. Hürriyet gazetesinde var. Yani şehit olmasın ayrı bir dram, ayrı bir travma, ayrı bir acı aile bakımından. Ölüm var, Türkiye şehit bakımından. Yani bir de böyle bir durumla karşılaşınca 21 taksit ödenmiş, şehit ikramiyesine ve maaşına yememiş. Akıl almaz. Akıl almıyor. Bir şey gerçekten. İnsanlığımızı yitirdik ya. Bizden gittik yani, inanamıyorum. Para, güç, mevki, hırsı bizden aldı. Türkiye'nin güvenliği için, Türkiye'nin insanlarının can güvenliği için burada mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Mehmetçik. Alman vekiller de ırkçı açıklamalar, yok Türk mallarını almayın. Ama ben protestoyu çok yaratıcı buldum. Çok güzel buldum. Ya. Yani Türk işte, ürünlerden oluşan bir sepet. İşte protesto böyle olduğu zaman, zeki olduğu zaman daha da güzel anlamlı oluyor. Türk mallarından oluşan bir sepet yapıp, Türkler bizim hayatımızın, günlük hayatımızın önemli bir parçası, kültürümüzün önemli bir parçası derler, dediler ve götürdüler. Almanya'da Berlin'i görmüş müydün Ebru? Evet. Kreuzberg. Severim, çok severim. Berlin'de Kreuzberg semti vardır. Almanya'nın en güzel. Şimdi nasıl oldu bu Kreuzberg biliyor musun? Eskiden böyle Almanlar biraz buraları küçümserlerdi. Aman şimdi orada Türkler var falan filan diye. Böyle bir snob, bir nobran bakış vardı. Şimdi Berlin'in en hızlı yükselen semtlerinden biri. Yani pek böyle ev kalmadı. Bütün evler yüksek fiyatlara satıldı. Biraz böyle İstanbul'da çok büyük çıkış yaşadık. İstanbul'da böyle Karaköy ve Cihangir'in yıllar sonra tekrar canlanması gibi değerlendirelim. Kültür mirası olduğunu fark ettiler. Yani başka bir kültür de burada yaşıyor. Burada doğudan gelen, Türkiye'den gelen insanlar var ve kendi kültürlerini taşıyarak turist çeken Almanya Almanya'nın kültürünü, dinamik kültürünü zenginleştirdiler. Bir fark yarattılar. Biz de buna sahip çıkalım dediler ve şimdi Alman entelejansı, işte hali vakti yerinde insanlar oralarda çok ev arıyorlar, ev bakıyorlar ve çok renkli bir semt haline geldi. Kreuzberg. Evet. Dünyada da böyle az semtler bilinir. İşte böyle Cihangir, Beyoğlu, Berlin'in. Tabii. Berlin zaten dünyada da bilinen bir semt. Yani Almanya'dan daha farklı nitelikleri olan, çok kozmopolit bir şehir olduğu için böyle bir renkli tarafı var. Kapatıyoruz ama Amerika'da gripten 4000 kişi ölmüş. Uzmanlar diyor ki aşılar bağışıklık sistemini çünkü çökertti. Güney Kore'de virüs paniği varmış. Bu olimpiyatlarda virüs paniği yaşanıyormuş. Nörovirüs 194 kişiye bulaşmış. Trump'ın geline de mektup zarfı içinde toz yollamışlar. Kız hastanelik olmuş. Ebru, bugün Dünya Radyo Günü. Grip beni ilgilendirmiyor. Müzik dinleyin diyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim ama. Şu an bizim yayın yaptığımız radyo var ya. İstanbul frekansımız ne bizim? 92.5. 92.5. Evet. Biz bu radyoyu... Biz bir sürü kişiyle trafikte yol arkadaşıyız. Tabii taksilerdeki... Birçok insan bizi sesimizden tanıyor. Taksilerde bizi dinleyen, arabada bizi dinleyenlere buradan selam gönderelim radyo dostlarına. Ebru'cum, bu bizim yayın yaptığımız radyoyu 26 yıl önce kurduk.
92.5 frekansından Hürriyet Gazetesi'nin radyosu Hür FM yayın yapardı. Vay tam ya. 26 yıl önce kurduk bunu. Kurduk diyorsun. Ben de kurucularından biriyim. Genç gösteriyorsun. Artun Ünsal ve başka arkadaşlarımız, Caner Beklin ve daha başka evet. arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla radyonun hayatımızda hem haber alma, haber verme hem de müzik eğlence anlamında önemli bir yeri var. Uzun yıllar devam etsin inşallah. İnşallah. Hoşçakalın.